duruşu da bununla ilgili olarak değerlendirilebilir. Peki, Sayın Sirmen. Efendim, bir kere bir noktayı aynı ülkede mi yaşıyoruz? Yani bu ülkede hiçbir sorun yok mu? Şu hatırlayınız. Bedava eğitim istiyoruz, alacağız diyen çocuklar 18 aydır içerdiler. Bu Türkiye'de meydana geliyor. 45 tane gazeteci içeride, Türkiye'de meydana geliyor. Bunların hiçbir şekilde, efendim, Ergenekon vesaire, Ergenekon veyahut da şu ya da bu darbelerle ilgili yargılamaların yapılmasını kimse itiraz etmiyor. Ama insanlar tutuklu olarak içerideler. Neden öyle yargılanıyor? Özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin bu yetkileri demokrasiyle ne kadar bağdaşıyor? Yargının yürütmenin bu kadar denetiminde olması, yani artık kimse gizlemek ihtiyacını bile duymuyorlar. Yargının nasıl kendi yandaşları tarafından kontrole alındığını gizlemek ihtiyacını bile duymadan açıklamalar yapılıyor. Bütün bunlar demokrasiyle bağdaşıyor mu? Ha, şimdi ben tabii The Economist'in yazısını veyahut da Financial Times'in yazılarının bir anlam veremiyorum. Çünkü ben sistemin kremasının Türkiye'deki demokrasiyle çok yakından ilgili olduğunu pek göremiyorum. Daha bugüne kadar bunlar bugün ortaya çıkan hususlar değil. Bugün ileri sürülen hususlar 2007 yılında da geçerliydi. Bu referandum yapılırken bu sivil 12 Eylül Anayasası'ndan kurtulacağız diye başlatılan bu referandumu Türkiye'yi daha fazla yargıyı daha fazla yürütme vesayeti altına sokacağını söyleniyordu. Bütün bunlara destek verirlerken şimdi birdenbire değişikliğini, bu tavır değişikliğini anlamak mümkün değil. Bu tavır değişikliğinin bir kıymet harbiyesi de yoktur. İnsanlar yani Türkiye'de The Economist böyle yazdı diye oylarını da değiştirecek değillerdir. Efendim ya da Financial Times yazdı diye. Ve tam tersi de ters bir etki de yapabilir. Ama Türkiye'de ciddi bir otoriterleşme durumu var. Kaygısı değil, durumu var. Yani insanlar, siz yalnız pankart göstererek bedava eğitim isteyen öğrencilerin 14 aydır içeride tutulması, bütün bunların, bunun demokrasiyle nasıl izah edebiliyorsunuz? Yayınlanmamış bir kitabın dan dolayı insanların içeri alınmasını ve bu kitaba el koyulmasını nasıl izah edebiliyorsunuz? Bütün bunları izah etmek mümkün değil. Yani bu insanların 2 seneyi aşan tutukluluk süreleri içinde hapiste tutulmalarını nasıl izah edebiliyorsunuz? Bütün bunlar insanların özgürlüğünü ortadan kaldıran hususlardır. Şimdi bütün bunları yok sayıp da efendim Türkiye'de bir ciddi bu kaygılar yok saymak mümkün değildir. Tayyip Bey'in demokrasiye yaklaşımı şudur. Ve maalesef bu yalnız Tayyip Bey'in değil. Tayyip Bey'in bir benzetmesi vardır. Kendisini sürekli olarak Adnan Menderes'le kıyaslıyor. Tabii oradan bazı hesapları da var ayrı. Fakat ben kıyaslamada bir gerçeklik payı da yok değil. O da şu. Bir demokrasi anlayışı ki hadi Menderes zamanında belki biraz daha anlaşılabilir miydi bilmiyorum. 50-60 sene önce, 50 sene önce. Ama şimdi artık ben sandıktan birinci çıktım. Her hakka sahibim. Her istediğimi yaparım. Hiçbir uzlaşmaya varmam. İnsanlar ve benim politikama karşı çıkanları şu ya da bu şekilde cezalandırırım. Veya zihniyeti doğru bir zihniyetti. Hele bütün bunlar 13 Haziran'dan sonra Türkiye'nin karşılaşacağı büyük sorunlar göz önünde bulundurulduğu zaman çok ciddi kaygılar doğurabilir. Ve Türkiye gerçekten çok ciddi kaygıları haklı kılacak bir döneme doğru gitmekte. Ve ne yazık ki o döneme gittikçe gerginleşerek ve gittikçe otoriter bir rejim altında gitmekte. Yani bütün bunları görmemek mümkün değil. Ama ben yine de söylüyorum, bu yazıların, bu sistemin kremasını temsil eden basın organlarının Türkiye'de özgürlüklerle fazla da yakından ilgili olduklarını sanmıyorum. Bu belirtiler yalnız bugün değil, daha önce de vardı ve bu belirtiler ortadan o zamanlar görülmüyordu. Şimdi neden görülüyor? Bir başka hususu da söylemek isterim. Lütfen hiç kimse bu kadar büyük bir oy çoğunluğuna sahip bir siyasi iktidarın, efendim bunları bürokratlar yapıyorlar, bürokratların baskısıdır. Efendim mahkemeler karar veriyorlar. Yani özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin kaldırılması gerektiği bir siyasi partinin programında var. Burada çözüm de budur.
Bu çözümü görmezden gelmek. AK Parti mi kurdu özel yetkili mahkemeleri? Efendim? AK Parti mi kurdu özel yetkili mahkemeleri? Efendim, AK Parti mi kurdu özel yetkili mahkemeleri? AK Parti 9 yıldır iktidarda. 9 yıldır bu kadar görülmesine rağmen buna göz yummak demek, bunu desteklemek demektir. Yani bunu AK Parti mi kurdu? Yani kurdu. Yalnız şu var Ali Bey. Yani 12 Eylül'ün şimdi bakın bu tür bahaneler. Efendim 12 Eylül'de de böyle oluyordu. Evet, 12 Eylül'de de böyle oluyor. 12 Eylül'de böyle olması bugün de böyle olmasına haklı kılmaz. 12 Eylül'de böyle oluyordu denemez ben, zaten. Ben yani 12 Eylül'de aynen böyle oluyordu efendim. Gazeteciler tutuklulukla şimdi, içeride tutuluyorlardı. Ve tutuklulukla haklı özgürlükleri gasp ediliyordu. Bir tedbir olan tutukluluk bir yargısız infaza dönüştü. Tam da 12 Eylül mantığına de karşı bir yargılama yansın benzetmesi. Hangisi 12 Eylül mantığı? Balyozlar, Ergenekonlar, Poyrazköyler. Efendim 12 Eylül zihniyetini yargılıyorum derken yine hukuku çiğnerseniz sizin neyi yargıladığınızın önemi kalmaz. Önemli olan size siz 12 Eylül zihniyetine karşı yargılama yaparken aynı zamanda 12 Eylül'ün yöntemlerini kullanmamanız lazım. Dünyanın hiçbir yerinde bugün Türkiye'deki özel yetkili ağır ceza mahkemeleri uygulaması yok. Dünyanın hiçbir yerinde insanlar pankart açtıkları için 14 aydır tutuklu kalmıyorlar. Öğretmenim, ve dünyanın hiçbir yerinde de müsaade bakın, buyurun. Yargı bu kadar yakından yürütmenin denetimi altında olmamıştır. Bütün bunlar dünyanın ciddi her yerinde, dünyanın her yerinde böyledir. Şimdi Sayın Karaylıoğlu, Nazlı Ilıcak ve Bülent Korucu'ya bir bilgi şey. Yani dünyanın her yerinde deyip böyle büyük bir görüşlerimize kutsallık atfetmeyelim. Bu HSYK düzeni Türkiye'nin şu an uyguladığı Avrupa ülkelerinde alındı. Bariz birebir bunun benzeri bir düzendir. HSYK düzeninde kürsü yargıçlarının oluşturdu. Onların oylarıyla seçilen bir kadro ortaya çıkarmış. Şimdi dünyanın her yerinde dediniz. Yani insanlar da hakikaten zannedecekler ki dünyada böyle bir şey yok. Dünyada böyle bir şey var. Dünya böyle seçiyor HSYK'sını. Bir. İkincisi, özel yetkili mahkemeleri isterseniz mahkemeleri de kaldırın ama bunu söyleyen bir akılın, bunu söyleyen bir iradenin Türkiye'nin bu tür darbelerle, bu tür askercil vakalarla, bu tür faili meçhullerle nasıl yüzleşeceğini de ortaya koyması gerekir. Yani bunları milletvekili listelerine koyarak mı yüzleşecek? Hem mahkemeyi kaldıracak hem de bunları meclise getirerek mi yüzleşecek? Müsaade yani bu sanki vaka, böyle bir vaka yokmuş gibi, Türkiye'nin böyle bir problemi yokmuş gibi ama bu mahkeme kalksın da bu işte bitsin kabilinden bir görüş değil yani. Peki. Müsaade buyurun da izah edeyim. Biz hiç kimse Türkiye'de darbeler yargılanmasın. Bazı insanlar kovuşturulmasın. Gazeteciler yargılanmasın ya da generaller yargılanmasın demiyorlar. Yalnız burada söylenen hukukun kurallarına riayet edilerek yapılmasıdır. Dünyanın her yerinde benzetmeleri de doğru değildir. Mesela şimdi Anayasa Mahkemesi'ne meclisten Almanya'da varsa örneğin Anayasa Mahkemesi üyeleri meclis tarafından seçiliyorlar ama nitelikli çoğunlukla seçiliyorlar. Şimdi oradan bir şey alıp kendinize göre uydurarak eğer bir yürütmenin vesayeti altına misiniz? Sokarsınız. Destekler misiniz Anayasa Mahkemesi üyelerini? 5'te 3 mesela. Tamamı seçin. Sadece Cumhurbaşkanlarının doğrudan Anayasa Mahkemesi üyeleri tamamını atadığı örnekler var. Cumhurbaşkanlarının ESYK'dan yarıdan fazlasını atadığı örnekler var. Peki. Destekler misiniz? Efendim ben zannetmiyorum. Meclisten nereden biliyorsunuz neyi destekledim? Yani ben böyle bir desteğinizi duymadım. Parlamentodan seçimini destekler nitelikli misiniz? Parlamentoda çoğunlukta olan partinin Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmesini desteklemem. Zaten böyle bir örnek de dünyanın bir başka yerlerinde yok. Şimdi söylerken yanlış söylememek lazım. Doğru olan şudur. Nitelikli çoğunlukla seçilebilir. O zaman nitelikli çoğunlukla seçilebilmesi için siyasi partilerin üzerinde uzlaşmaya varmaları zorunluluğu doğar. Peki. Bununla o aynı şeyler değil. Peki. İkincisi hiçbir şekilde hukukun kurallarını çiğneyerek soruşturma yaptırılmaz. Yani AKP koymamış, AKP getirmemiştir. AKP 9 yıldır bu uygulamayı devam ettirmektedir. Ve insanlar tıpkı 12 Eylül döneminde olduğu gibi 95 gün yolunda, gözaltı süresi efendim, var. 95 gün gözaltı süresi var şu anda. 12 Eylül'de böyleydi. Efendim benim gazetemden vardı. Bir arkadaş 2 senedir tutukluluk yoluyla özgürlüklerden yoksun kalmıştır. Ben de 12 Eylül döneminde aynı yöntemlerle içeride tutuldum. Aynı yöntemler uygulanmaktadır. Bunun şimdi bahanesi. Aynı yöntemler o kadar uygulanmaktadır ki 12 Eylül'ün bugün
ifadesine başvurulmuş olan lideri, insanlar fikir suçundan içerdelerken onlar fikir suçundan değil efendim, terör ve anarşiden içerdeler diyebiliyorlardı. Peki. Şimdiki başbakan da kalkıp diyor ki bunlar kitaptan değil terörden içeri girdiler diyor. Aynı yöntemler, aynı yollarla uygulayın. Peki. Bakın müsaade ederseniz ışık tutmak istiyorum. Şimdi bir kere bu tutukluluğun özel yetkili mahkemelerle hiçbir ilgisi yok. Başka cezalardan dolayı binlerce kişi, yani neredeyse yarı yarıya tutuklu olarak Türkiye'de yargılanıyor ve genel bir bozukluk var. Yani özel yetkili mahkemeler kalktığı takdirde bu tutukluluk hali ortadan kalkmayacak. 1,5 milyon davanın yargı. Şimdi ne olacak? Zannediliyor ki bu özel yetkili kalkınca havadan bir başka mahkeme gelecek. Hayır, bu mevcut mahkemeler özel yetkili sıfatını kaybedecek, ağır ceza mahkemesi olarak aynı kişileri yargılayacaklar, aynı savcılar, aynı hakimler olacak. Bunlar zaten birinci derecede hakimler ve savcılar ağır cezada. Şimdi dolayısıyla bir dakika, ben bunu bir kere, bu kalksın o başka DGM'lerin yerine gelmiş bilmem ne vesaire kalksın, o bir şey değil. Ama hiçbir şey değişmeyecek. Türkiye'de çünkü gene tutukluluk hali var. Bir kere bu bir örnek. İkincisi, Türkiye çok önemli bir süreçten geçiyor. Tutturmuş iki gazeteci tuttu. Tamam, tutuklu olmasın ama ben de diyorum ki Hava Harp Okulu komutanı tutuklandı. Harp Akademileri komutanı tutuklandı. Kimler tutuklandı muazzaf? Türkiye'de büyük bir hadise cereyan ediyor. Bunların arasında biz bilmiyoruz, yargılanıyorlar. Bunların yargılanması basılmamış bir kitaptan dolayı değil. O kitap, bunun benzeri kitaplar çok basıldı. Bu sizin iddianız. Benim iddiam ve savcının iddiası, bizim okuduğumuz kadarıyla Oda TV'de çıkan bir takım belgeler bir irtibat gösteriyor. Oda TV'de irtibatlı gösteriyor. Bu doğru olabilir, yanlış olabilir. Ama Türkiye çok önemli bir süreçten geçiyor. Böyle küçümsenecek bir hadiseyle karşı karşıya değiliz. Ve Ergenekon denilen hadisenin bütün dünyada olduğu gibi bir medya ayağı var, bir sivil toplum ayağı var. Bu Gladio'nun başı denilen P2 Mason Locası, iş adamları, bilmem ne gazeteciler, herkes onların içindeymiş. Büyük iş adamları da var. Tutuklandılar vesaire, beyni dediğiniz ki daha bizde beyine filan ulaşılamadı. Bakalım kimler var, başbakanlar, cumhurbaşkanı. Şimdi dolayısıyla bir kere otoriterlikten buraya geldik. Bir örnek vereyim. Gladio 1982'de 16 bin kişi sorgulandı. Yani dilek olarak. Ben de kötü bir haber vereyim. Bir ama ben yarım kaldı lazım. Devam edeceğim. Ama bu çok önemli. Hayır, girin ama kurallar. Ben devam edeyim. Tabii tabii, siz yine devam edin. Tamam. Aklınızda tutun, bir ara vermemiz lazım.